Selamünaleyküm arkadaşlar. 2 Ocak 2024 Salı günü akşamındayız. Şu an aşağı deredeyim arkadaşlar. Güneş batıyor. Evet. Nurhayat gördüğünüz gibi bütün tarlayı bellemiş. Maşallah. Vallahi helal olsun. Şu anda da kardeşlikler oteller. İyi misiniz ha? İyi, teşekkürler. Hadi iyi akşamlar. Amin, Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, köyümüzde hava şu an çok güzel. Tabii gündüz Çüngüş'e gitmiştik öğlen. Çüngüş çok fazla soğuktu. Köyümüz ona göre daha sıcaktı. Şu an daha sıcak. Çüngüş'te donduk. Gördüğünüz gibi dere yatağında da bayağı bir su var. Maşallah. Tabii ağaçlar da yapraklarını tamamen döktü. Artık kış geliyorum diyor. Tabii daha da halen kar var arkadaşlar. Hava da desenli desenli gördüğünüz gibi. Şimdi eve doğru gidiyorum. Nurhayat'ın ağacı vardı, onu kestik arkadaşlar. Kışa hazırlık, kurumuş ağaç. Ceviz kuruduğu için kestik. Kışın yakması için. Buradan vallaha çıkacağım arkadaşlar. Tabii vallaha da çok fazla tilki geliyor arkadaşlar. Tavukları dışarı bıraktığımızda maalesef ki tilki bayram ediyor diyebilirim. Ersin abinin evi. Ya Allah. Evet, burada Niyaz abigilin cevizi de kurumuştu. Bayağı bir uzun süre oluyordu. Gördüğünüz gibi devrilmiş. Köküyle çıkmış arkadaşlar. Evet, köküyle kopup devrilmiş ceviz ağacı. Bayağı da büyük bir ağaç arkadaşlar. Evet, burada da hurma var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çocukken kar yağdığında üzerine dökülüyordu. Müthiş ve lezzetli bir hurma. Bunu yiyorduk. Bu da Demirgil'in, Ramazan abigil'in. Çok güzel bir hurma. Şöyle yakından da gösterelim.
Çok lezzetli arkadaşlar. Özellikle kar yağdıktan sonra karın üzerine döküldüğünde müthiş bir lezzeti vardı. Tabii çocukken yediğimizdir. Şimdi yemiyoruz. Sahibine söylemeden o zaman bilmiyorduk. Cici. Evet, tavukları bugün seflemiştim arkadaşlar. İnşallah tilkilere yem olmamışlardır. Şimdi gidip bakacağız. Rahmetlik Sedat Aygin'in evi Perzab Acıgil'in. Tabi yan tarafı yıkılmış durumda evin. Çok eski bir ev. Tabi sonradan beton inşa edilmiş fakat yani direkt tarlaya bakan bir yer. Manzarası müthişti. Şu an depremden dolayı da hasar gördüğü için ev şu an kullanılamıyor. Zaten yıkılmış durumda arkadaşlar. Evet, kediler de beni bekliyor arkadaşlar. İstanbul'dan bir abimiz, Allah razı olsun. Arkadaşlarına da söyleyerek bir miktar para toplamış kediler için. Kedilere yemek için. Parayı gönderdi. Allah razı olsun. Allah hepsinin hayrını kabul etsin. Güzel düşünmüşler. Çünkü biz elimizden geleni yapıyorduk. Fakat tam karşılayamıyorduk. Çünkü çok fazla kedi var arkadaşlar. Bugün Çüngüç'ten kediler için 5 paket, yani 25 kilo makarna aldım. Makarna pişirip hafif de salça katıp sonrasında içine ekmek doğrayıp vereceğiz. Şimdi bir kedileri çağırsam müthiş bir şekilde çoğalacaklar. Piş 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 piş. Evet, gördüğünüz gibi her yerden kediler bir anda geliyor. Piş piş piş. Kedicikler. Evet. Tabii arkadaşlar, bu kedilerin çoğu bizim köyün değil. Bizden ileride ortalama 14-15 köy var. Maalesef ki oradan getirip Galacuk dediğimiz köyün çıkışına çuvalığa atıp ağzını bağlayıp o şekilde bırakıyorlar. O kişileri de Allah'a havale ediyorum. Vebali günahı boyunlarına olsun. İstanbul'daki abime ve ona destek verip az da olsa çok da olsa katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun. Hepsine selamlar, saygılarımı iletiyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Yani çok güzel bir düşünceyle hayvanların aç kalmamasına vesile oldular. Allah onlardan razı olsun. Amin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.